Bu parçadan Türkçe ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Yerli ve yabancı Türkologlar tarafından Türkçenin ahenkli ve melodisi yüksek bir dil olduğu sıklıkla ifade edilir. Şimdi ahenkli ve melodisi yüksek bir dil olduğunu söyledi. E şıkkını okuyalım. Ses uyumuyla bilinen bir dil olduğunu o zaman ahenkli olması ses uyumu olduğunu gösterir bize. Ee, Türkçenin eklemeli yapısı dedi. Bize bu bilgiden bahseden şıkkımız da var. B şıkkına baktığımız zaman eklemeli bir dil olduğu için tekrarlara yer verildi. Yalnızca basit tekrarları değil. Evet burada tekrarlara da yer verildiğinden bahsetti. Aynı zamanda eklemeli olduğundan da bahsetti B şıkkı. Devam edelim. Eee ses tekrarların basit ses tekrarlarının değil redifin uyağın ve söz öbeğinin tekrarlarının da ortaya çıkmasını sağlar. Ne yaptı? Söz öbeği redifin tekrarından bahsetti. Yinelemelerin uyak ve redifin oluşturmaya yenilemelerin uyak ve redif oluşturmaya katkı sağladığından da bahsetti. C şıkkını da verdi bu, Z, bu parça. Bunlar bilinçli kullanıldığında cümle ve mısra tekrarları gerçekleşir. Cümlenin birbirinin ardına ardı, birbirinin ardı sıra gelişinin yarattığı ritim ve çalış, çağrışımlar dilde heyecanlı bir ahenk oluşturur. Birbiri ardı sıra gelen yarattığı çağrışımlar dedi. O zaman bakalım çarşımların söyleyişi daha güzel biçime biçime getirdi. Evet ahenkli heyecan oluşturacak şekilde getirmesi daha güzel biçimde getirdiği ifadesi çıkartılabilir. Ama A şıkkına baktığımız zaman bulunduğu dil ailesindeki tüm dillerin ahenkli olduğu. ve bulunduğu dil ailesinden parçada bahsetti mi bize? Bahsetmedi. Dolayısıyla cevabımız adama. Tanzimat dönemi romanın, an, roman anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Doğu batı çatışması temel konusunu oluşturur. Evet romantizm ve realizm akımlarının etkisi hissedilir. Evet birçok eserde halkı iyi, iyiye doğruya yönlendirmek amaçlanmıştır. Evet daha çok günlük hayatlar ele alınmıştır. Anadolu halkının sorunları tamamıyla romana yansıtılmıştır demiş C şıkkında. Bu ne zamandı? Milli Edebiyat dönemindeydi. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan.